Hep yemek söylediğimiz bir yer var. Aynı çocuk geliyor hep kapıya. Yolda gördüm geçen gün. Selam verdim. Gözünü kaçırdı. Anlamadım. Önemsemedim. Sonra bir daha bir şeyler istedik. Sipariş verdik internetten. Bir saat oldu yemek yok. Aradım lokantayı. Bir kadın çıktı. Ters ters bir şeyler söyledi. Servis yapmayacağız size diyor. Niye diyorum? Kapatıyor telefonu suratıma. Bir daha arıyorum. Sesimi duyuyor, kapatıyor. Delirdim, çıktım gittim. Gecenin bir körü. Girdim kapıdan içeri. Çocuk oradaydı, sonra içeri kaçtı beni görünce. Sonra kadın geldi. Gidin diyor, yoksa polis çağıracağım. Çıldırdım. Yalvarıyorum kadına, anlamaya çalışıyorum. Sonra kadın çağırdı çocuğu. Çocuk geldi korka korka. Anlat diyor kadın. Susuyor çocuk. Korkmaya başladım ben. Eyvah dedim yani. Bir şey oldu, bir şey yaptı çocuğa. Takip etmiş çocuğu. Çocuk paketi bırakmış, çıkmış binada. Bakmış ki bizimki peşinde. Dönmüş, ne var abi demiş. Bir şey mi oldu? Gitmiş. Vurmuş çocuğun suratını. Karımın peşini bırak yoksa. Yoksa öldürürüm seni demiş. Benim gücüm kalmadı artık. Gerçekten ben tek başıma mücadele edemiyorum. Kimseyi üzmek istemem, hele sizi. Ama çok açık bir durum var ortada. Hele bara gittiğimde inanın gözlerimle gördüm. Durduk yere hiçbir şey yokken adamların üzerine saldırırken gördüm Tarık'ı. Yardıma ihtiyacı var. Sadece benim de değil, sizin. Hepimizin yardımı. Evin yakında pazar falan kurulmuyor mu kızım? Nasıl? Barlarda gezip sokaklardan yemek yiyeceğinize bir düzeniniz olsa. Evlilik dediğin gelinlik giymekle olmuyor kızım. Yani olsa keşke. Gelinliği çıkardıktan sonra başlıyor evlilik. Akşam sıcak bir yemek pişmezse o evde huzur olmaz kızım. Erkek dediğin ilgi ister, alaka ister. Cicim aylarını bitirdiniz. Her bir yere gittiniz. Gezdiniz, tozdunuz. Gitmediğiniz yer kalmadı maşallah. Haftalık bir pazar kurulmuyor mu? Bir mutfak alışverişi yapsan. Bir sıcak yemek, bir zeytinyağlı her zaman bulunsun dolabında. Böyle alıştı bu çocuklar. Kolay değil kızım. Oyun değil evlilik. Hani sana da yazık, ona da yazık. Ben çok söyledim, çok acele ettiniz. Tanıştınız 3 ay olmadı, düğün diye tuturdu Tarık. Tanıyın biraz birbirinizi dedim. Gezmek, tozmak başka bir şey dedim. Babası da ısrar etti, bırak işte. Sevmişler birbirlerini, karışma dedi. Karışmadık, sustuk bak. Şimdi bu anlattıklarına üzüldüm. Çok üzüldüm. Sizi üzmek istemiyorum diyorsun sen ama ana yüreği işte. Yaşamadan bilemezsin kızım. Üzülmemek mümkün mü? Komiser de geldi. Şimdi tuttum mangal diye. Çıra getireyim ben. Yemeğe kalacak mısın? Duydun mu beni kızım? Yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Gideceğim ben. Sen bilirsin kızım.
hoş geldin. Ne iyi ettiniz ya? Nerede Tarık? Hoş bulduk baba. Tarık yok, tek başıma geldim ben. Ya sen bana böyle baba diyorsun ya. Nasıl hoşuma gidiyor anlatamam. Sayende kız babası da olduk. Sonra mı geliyor Tarık? Bak iyi ki fazla et almışım. İçime dolmuş valla. Mangalı yakarız şimdi. Şey, sen kuzu yiyor muydun? Bizim öteki gelin ya. Ben yemek almayacağım baba. Neden? Tarık yok baba. Ben tek başıma geldim. Tek başıma dönce. Ben seninle konuşmak için geldim. Ne oldu? Emel. Ne oldu be güzelim? Ah kıyamam ben sana ya. Yapma, ne yapıyorsun? Al. Al sil güzel gözlerinin yaşını sil. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Tarık. Ne yaptın eşşo eşek? Tarık iyi değil baba. Nesi var? Olmayacak şeyler yapıyor. Öfkeli çok. Ben Nermin'e söyledim ama. Nesi bir şey mi söyledin Nermin? Sen bakma ona. Korur o eşek sıpalarını. Tarık deli deli şeyler yapıyor. Nasıl yani? Korkuyorum ben. Ne olur ben tek başıma baş edemiyorum. Benim gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. Lütfen yardım edin, lütfen. Ah be güzel kızım ya. Ah be güzel kızım ya. Ağlama, yorma kendini. Sen ne yaptın böyle? Niye eşşol eşek ya? Ne yaptı? Bana bak. Bu benim küçük de böyleydi. Bunların amcası. O da küçükken böyle tuhaf acayip hareketler yapardı falan. Tarık da öyleydi. İlgi çekmek için abisini kıskanıyor. Böyle acayip hareketler yapıyor. Gel, kalbi temizdir ama sen. Sana düşkün ondan. İlgi çekmeye çalışıyor. Yemin ederim ben konuşurum onunla. Sen merak etme. Eşşol eşek. Ne korkacaksın sen ya? O korksun. Benden korksun önce. Vallahi alırım onu ayağımın altına. Bir psikologla görüştüm ben. Destek almak için. Ama hep beraber ikna etmemiz lazım Tarık. Yardım etmeye hazır Aslı Hanım. Zaten benim anlattıklarım... Bir dakika, sen ne anlattın? Tarık işte yaptıklarını anlattım. Ama yani görmeden kesin bir teşhis koyamam diyor tabii. Bak şimdi bu oldu mu ya? Ne işin var kızım senin psikologlarla, doktorlarla falan? Bu aile içinde çözülecek bir mesele, öyle gerek yok Aslılara, Fatmalara. Hay Allah ya. Bunu niye öyle yapıyorsun ki? Bu hasta mı bu çocuk? Hasta mı ki deli doktoruna gidiyorsun? Ben konuşurum onunla, sen merak etme. O bir daha da gitme doktora moktora. Olmaz mı? Yap. Olmadı mı şimdi? Çok şaşırdım gelin valla. Yani aşk olsun. Thank you.
Bu ilacı kessek mi, ne yapsak ya? Ha? Ben kasabaya gidip bir doktorla konuşsam mı? Eski ilaç daha iyiydi sanki. Sana bu yenisi iyice harap etti çocuğu. Bütün gün çuval gibi yatıyor. Sen beni duyuyor musun Nermin? Ne işe yarayacak? Gittin ya kaç kere. Oyuncak etmem. Yok belli ki başka bir ilaç. Bırak yatsın, durma sen de başında. Şuraları temizle, yaprak doldu her taraf. Çingene bohçasına döndü bahçe. Ne güzel laf çıksın ağzından be. Bana baksana sen. Açtırtma benim ağzımı. Kapanısı bu mu? Aklın neredeydi zamanında? Konuşturma beni şimdi. Sen bozdun dengesini. Sen hasta ettin gene çocuğu. Ne diyorsun sen be? Sen soktun o Yusuf yılanını evime. 100 kere dedim. Hayırsız bu herif dedim. İyi gelmeyecek çocuğa dedim. Sen tutturdun kalsın diye. Senin için kötü be. Ben keyfimden mi yaptım? He? Bir arkadaş olsun istedim. Akranıyla iki çift laf etsin istedim. Senin muşmula suratından başka bir surat görsün istedim evde. Lan insan bir güzel söz söyler be. 40 yıl. Senin o hayırsız ağzınla benim kulağıma yaptığın işkenceyi ben karakolda anarşistlere yapmadım. Yazıklar olsun be. Güzel konuşayım istemiyorsun sen. Yalan konuşayım istiyorsun Cevdet Efendi. Bende süslü laf yok. Olan oldu, geçmiş olsun. Gez şimdi doktor doktor. Delirttin oğlanı, şimdi kes ilacı diyorsun. O da gelsin bizi kessin. Onu mu istiyorsun? Sokma şu Yusuf'u dedim evimize. Dinlemedin. İşe gitmeyecek misin sen? Ne bakıyorsun baba? Hoşuma gidiyor. Evindesin, yatağındasın. Yuvana döndün. Hoşuma gitti babacığım, bakıyorum öyle. Çok alışma bence. Gideceğiz diyor annem. Nereye? Bilmem. Ev tutacakmış. Babanla yaşamayacağız diyor. Kafasız kızım senin annen. Sen çok kafalısın ya. Ben beyinsizim. Anan kafasız. Acıkmadın mı sen? Annen geç gelecek herhalde. Hadi gel bir şey yapalım yiyelim. Tunç'la buluşacak biliyorsun değil mi? Anahtarını verecekmiş. Lüzumsuz işler. Bok var. Ver bir kuryeye götürsün. Nedir ya? Tamam. Sen rahat ol. Bitti o iş. İnşallah. Hadi gidelim bir şey yiyelim. Öldüm ben açlıktan. Hadi kızım. Bu ne baba? Sen benim dolabımı mı karıştırdın Elif? Hayır ya. Bu ne? Şey. Nereden buldun? Annem bulmuş. Ne kadar kalacaksın? 2 hafta. Şirketin programı. Son toplantı ay başında. Ama ben belki biraz uzatırım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. İyi gelecek sana biraz uzaklaşmak. Çok zor çıktım evden. Karşı mı koydu iş? Hayır yok. Bizim evden değil. Uyuyordu Tarık çıktığımda.
Annesiyle babasının evinden. Hiç gitmemeliydim oraya. Biliyordum dinlemeyeceklerini. Hele annesi. Pazara git dedi kadın ya. Hala inanamıyorum. Oğlunuz hasta dedim kadına. Dolapta zeytinyağlı olsun dedi. Hesap sordu. Her şeyin suçlusu yaptı 2 dakikada beni. Bu çok tipik bir davranıştı Rebel. Ailenin inkarı hep karşılaştığımız bir sıkıntı. Bu tür durumlarda. İyi gelecek biraz uzaklaşmak hakikaten. Kendin için bir şeyler yapman çok önemli. Bak, oraya gittiğinde de olabildiğince uzaklaş bu konudan. Eşini İstanbul'u geride bırak. Sadece kendine, kendi iç huzuruna yoğunlaşmaya çalış. Bulabildin mi o aradığın kitabı? Hayır, yok. Birkaç sahaf gezdim ama baskısı yok. Çok istemiştim yanında götürmek. Yıllar sonra yeniden okumak. Dönünce bakacağım yine. Eşinden önceki hayatını... Senin kimsenin dahli olmadan sen yapan güzellikleri temsil ediyor belli ki o kitap. Başucumdan ayırmıyordum ben o kitabı ilk tanıştığımızda. Eski sevgilim falan verdi zannedip yok etti tarih kitabı. Hiçbir zaman kabul etmedi ama ben biliyorum. Hele artık emeği. Ne yaptı etti ortadan kaldırdı o kitabı. Emel. Emel. Rüya. Rüya. Hadi kalk. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi pikniğe gidelim seninle. Gitmeyeyim ben bugün yazıhaneye. Ay ne diyorsun Taner ya? Piknik diyorum piknik. Sen seversin. Hadi. Köye uğrayıp babamın eski jipi alalım. Dağa çıkalım kamp yapalım seninle. Gitmiştik yani. Hadi vallahi ya, bir havamızdayız. Nereden çıktı şimdi bu? Bir yerden çıkmadı ya, bunaldım. Hava da güzel. İşe gitmeyecek misin? Marie'in çocukları söyleyeyim, eşek gibi maaş veriyorum. Bir gün dursunlar ya başında. Hadi vallahi bir et alırız. Sen de güzel bir salata yaparsın. Kalacak mıyız? Ya kalırız da, ya da sıkılırsak döneriz bilmiyorum işte. Babamları uğrayalım, bayramda da gitmedik. Bir elini öpeyim adamın. Oradan jipi alırız. Ay babanları uğramamız şart mı yani? Gideceksek işte basıp gidelim burada arabamızla. Ya bir saat veriyor ya. Tamam söz uzatmayız. Yani oraya kadar gitmişken. Telefonu çalıyor. Tamam hadi kalk. Hadi trafiğe kalmadan Rüya hadi. Tarık. Abi. Abi. Gitti. Kim gitti? Emel. Nereye gitti? Ne diyorsun oğlum? Gitmiş abi. Kalktım evde yok gitmiş. Yardım et bana. Kim demiş? Yok bir şey annem. Korkma
bazen ben buradayım. Hiçbir şeyin yok. Ben yanındayım. Emel nerede biliyor musun sen? Niye? Gitmiş evden. Bavulunu yapmış gitmiş. Öyle diyor çocuk. E şirket gezisine çıktı. Biliyor zaten kardeşini. 10 defa söyledi kız kardeşine. E niye bana o zaman böyle söylüyor bu çocuk? Manyak çünkü senin kardeşin. Ne diyorsun Rüya ya? Anne nereye gitmiş kız konuşmaya? Sallamamışlar bile kızı. İyi değil o çocuk. Emel'in de dengesini bozdu iyice. Hem bırakın kız biraz kafasını dinlesin. Başka biri falan mı var yoksa? Ay saçmalama Taner, kimse yok. Ne yaptın 2 dakikada kızı? Boğuluyor kız. Yardım etmeniz lazım. Psikoloğa falan gitmesi lazım kardeşin. Evde abuk subuk şeyler yapıyormuş. Böyle komutanıyla falan konuşuyormuş. İşte iyice sıyırmış senin kardeşin. Valla benden söylemesi. Yani bir an önce bir şey yapın. Yazık o kız da orada tek başına. Bana niye bir şey anlatmadı peki bu kız? Benle konuşsaydı ya. Korkuyor senden. O ne demek ya? Sence? Efendim. Alo Emel. Ha, kahve söyledik, hadi gel. Şey tamam, yerleşeyim, geliyorum hemen. Tamam canım. Çalışmıyor galiba. Çalışmaz o araba. Ya boşuna uğraşmasalardı yani bizimkiyle de giderdik. Ne gerek vardı ki? Bir kızım yorma kendini. Homur homur söylenip geri gönderirler seni. İnatçıdır bu evin adamları. Doğru. Çay koyayım mı? Ben şey yapsaydım. Otur otur, sen misafirsin. Aşk olsun canım, olur mu? Olur olur, ben sevmem böyle şey. Burada köyde kadınlar hep böyle. Gelinler işlerini görsün, çaylarını koysun. Ben hiç sevmem böyle alaturkalıkları. Senin evine gelince yaparsın çayını, içeriz. Burada misafirsin. Bak. Aç sen, yufka çıkarayım sana. Yok, biz çıkmadan bir şeyler yedik, teşekkürler. İyi. Bas bakayım şimdi bir daha. Bir daha bas. Tamam. Olmaz mı geçsek ya? Sıkıldıysan git ananın yanına. Ya ne sıkılacağım, olmuyor işte. Bir de orasına burasına soktuk elimizi, çok anlıyormuşuz gibi. Hepten mi bozduk, ne oldu anlamadım ki. Bak bu ışık yanıyordu, şimdi yanmıyor baba. Ben söktüm onun şeyini. İyi bok yedin. He? Tamam, bağlıyorum ben şimdi. Bağla baba, elleme, dokunma. Ben bakacağım sigortalara sonra. Tamam. Boz amına koyayım, bak sigortayı da boz. Ne konuşuyorsun lan kendi kendine? Rüyaya bakayım diyorum baba. Kızı bıraktık. Annemle baş başa, yazık. Bırak boş ver. Ananı ısırmıştır onu çoktan. Nereye? Gel sen bakayım buraya.
Gel gel. Senin haberin var mı o psikolog işinde? Emin mi diyorsun baba? He. Gitmiş. Deli doktorunu anlatmış Tarık. Kötü bir niyeti yok kızım baba. Tarık yaktı gene Balatayı. Bir konuşmak lazım. Size laf etmişsiniz kıza. Kalkmış buraya gelmiş değil mi? Laf ettik ya. Deli doktoruna gitme kızım, ben hallederim dedim. Benim dediğim bu. İşte şey yapmış kız baba, korkmuş. Ne bileyim işte. Ne bok yediyse artık bizim uyar. Kız bir bok yemesin de. Yok baba. Olsa rüya bilirdi. Namus kız hemen. Korkmuş kızcağız, ne yapsın? Vallahi bir sallamak lazım Tarık. Başlamış yine komutan laflarına. Nereye o? Bin arabana git. Sak mı cip? Nemrut'a mı çıkacaksın amına koyayım bok herifler? Bana ne şey yapıyorsun ya? Bu şirketin tek sevdiğim yanı gezileri. Gerçekten. Harika, nasıl eğlendik ama. Evet. Sen geçen sefer var mıydın? Yok, ben geçen sefer başka projeliydim. Aa, kaçırdın. Sonra, evet, birlikte eğlenirsek çok güzel. Evet. İyi gelecek sana biraz uzaklaşma. Çok zor çıktım öyle. Karşı mı koydu iş? Hayır, yok. Bizim evden değil. Uyuyordu Tarık çıktığında. Annesiyle babasının evinden. Hiç gitmemeliydim oraya. Biliyordum dinlemeyeceklerini. El annesi. Pazara git dedi kadın ya. Hala inanamıyorum. Oğlunuz hasta dedim kadına. Dolapta zeytinyağlı olsun dedi. Hesap sordu. Her şeyin suçlusu yaptı 2 dakikada beni. Oh. Hava mis gibi oldu be. Aç camları, aç. Bu havada cam mı açık? Ya aç kızım, şeker mi ne diyeceksin ya? Aç, aç biraz hava girsin, toprak koksun. Oh be. Ey gidi kavanoz götlü dünya be. Hey ulan, hey! Akma be deli. Bağır kız, sen de bağır. Dağın başındayız, bağır ya. Bağır rahatla amına koyayım. Amına koyayım. Yürü be. Bağır kız. Ey anasın. Hey ulan. Kaç liraymış yemek? 8 lira herhalde. Kaç lirasın sen? 2. Ben ararım seni inerken. Aa, kaçtı. Pardon. Merhaba. Dünya kaçtı. Neyse, cepten ararım ben seni. Sen IT'ciydin değil mi? Görüşürüz. Görüşürüz. Yapma, niye? Tamam, yapma lütfen. Olmaz bence. Hadi oda buyurun. Saçmalama. Selim lütfen. Selim dur. Emel. Çok acele ediyorsun. Geç bile kaldık Emel. Yanıyorum ben. Niye inat ediyorsun? Neyi bekliyorsun, ben anlamadım ki. İstemiyor musun beni? Mesele ne, söylesene. Evliyim ben Selim. Çocuk gibi davranma. Biraz zaman ver bana, olmaz böyle. Ya evlisin de manyağın biriyle evlisin. Yarın öbür gün bir şey yapmaya kalkarsa sana o klassız herif. Git buradan. Konuşmayalım diye anlaşmıştık ama. Hatırlıyor musun? Niye aradın o zaman?
İyi misin? Güzel mi otel? Güzel. Deniz kenarında falan işte. Sabah seni kalkıp bulamayınca zor oldu biraz. Benim aklımdan çıkmış bugün gideceğim. Konuşup yattık ya Tarık. Hatırlamıyor musun? Sen hani biliyordun bugün gideceğimi. Küvet var mı odanda? Var. Seversin sen. Evet. Doldurdun mu? Yok daha anca işte. Sen neredesin? Ayrılalım mı? Ne? Biz senden. Boşanalım mı? Nereden çıktı şimdi Tarık? Ayrılmak istemiyor musun? Dün gece öyle demedim. Ben gence konuşalım bunları. Şimdi böyle telefonda. Ben yemek yapıp bıraktım sana. Sen yedin mi onları? Kapıcıya da söyledim. Ben seni aldattım. Ne? O yogacı olan vardı ya. Yoktu işte aslında. Ne diyorsun? Tarık. Tarık neler saçmalıyorsun? Oğlan değildi o, kızdı. Yalan söyledim ben sana. Hemen. Burada mısın? Dedemin tüfeği değil mi o? Niye söyledin yavrum şimdi bunu kıza? E doğruyu söyledim. Doğru diye her şeyi söylemek mi gerekiyor? Nereden çıktı anne o tüfek? Ah küçüğüm. Ah saf oğlum benim. Hep vardı. Sen hiç görmedin. O eşarp nereden çıktı? Annem vardı. Annem. Allah Allah. Ya oturuyorduk öyle. Gitti içeri getirdi. Al kızım beğenirsen kullanırsın dedi. Vay anasını. Annen enteresan kadın ha. Çok. Yani... Ya ne bileyim hep böyle biraz korkardım, çekinirdim falan ya annemle. Bugün böyle bir değişik geldi. Yani yakın hissettim. Hoşuma gitti. İyi ne güzel. Kahve ister misin? Aldı mı? Var galiba. Erken gitsek olur mu biraz? Kahve ne güzel oldu ya. Taner. Niye gidiyoruz? Bir söyler misin? Lütfen.
Böyle şey olur mu ya? Ya bu kadarı olur mu ya? Ya tamam. Sinirlenme, elimde değil işte. Ya bak geldik hem ne güzel, güzel güzel vakit geçirdik. Dönelim işte evimize. Hem hava kararacak birazdan. Hadi lütfen. Ya Taner! Hadi git şimdi. Kim o? Nereden aldın bu kitabı? Almadım. Benim kitabımdı. Ne bileyim. Önemli bir kitap yani. Benim için herhangi bir kitap değil. Sana vermek istedim. Sevebilirsin diye düşündüm. Kızdın mı sen? Kızdım. Yapma ya. Kitap için değil, söylediklerin için. Hasta dediğin adam benim kocam Selim. Ya. Haddimi aştım ben biraz, farkındayım. Bensin. Biz seninle neden bu kapının önünde duruyoruz? Hakikaten kusura bakma, ben senin için. Yok öyle değil. Burası iyi, ayrı içeri falan girmeyeceğim. Biz niye bu konuşmayı yapıyoruz? Niye yapıyoruz hakikaten? Tabii ki ben senden hoşlandığım için. Ama oynaşmak falan değil benim derdim. Seks değil mesela. Kocamla halledemediğim bir mesele değil seks yani. Anlıyor musun? Ben seni bir insan, bir arkadaş olarak soktum hayatıma. Halimden anladığını düşündüğüm için. Beni anlayan, beni tanıyan biriyle karşılaştığımı düşündüğüm için. Her geçen gün daha da şaşırarak hatta bu durumu. Öyle acayip şeyler yaptın ki bu kısacık zamanda. Şimdi bu kitabı veriyorsun bana. Benim de kitabım o. Babamdan kalan tek şey bu kitap. Yıllarca yanımda taşıdım. Şimdi kayboldu, o ayrı. Çok, çok kıymetli şeyler bunlar benim için. Teşekkür ederim. Kitap için de, her şey için de. Ama biraz zaman ver bana. Hayatımı düzene sokmak için. Acele etme, beni de ettirme. Tamam. Tabii. Haklısın. Sen içeri gelmek istemediğine emin misin?
Yani bir şey yapmak için değil, öyle oturmak için bir şey içeriz. Gideyim ben. Nasıl istersen. İnanamıyorum ya bana bu kitabı verdiğini. Sakladın Yusuf. Saklamadım ya, kaldırdım. Ne bu şimdi, cevap mı bu? Ya Feride, korkutmak istemedim. Zaten apar topar oldu. Yapma gözünü seveyim ya. Bu gece çıktınız geldiniz, perişan haldeydiniz o Tunç şerefsiz yüzünden. Ha bir de ben üstüne şey yapmayayım istedim yani. Evimize girmiş Yusuf adam. Kafana vurmuş, delirdin mi sen? Ne zaman söyleyecektin? Evimize diyen ağzını yerim senin. Yusuf sulandırma. Yok kalmayalım yani burada, durmayalım. Ya bu Taner gelirse çok bilmiyor olursa... Bilmiyor mu sanıyorsun? Ben düşünmüyor muyum bunları? Allah aşkına Feride. Niye ayrılmıyorum kızın dibinden? Neden çıkmıyorum evden? Ha? Söyleyecektim. Yeminle söyleyecektim. Sana dönmenizi bekliyordum. Vallahi diyorum. Kalacak yer işini ayarladım ben. Hı. Bizim Erkan var ya, hani karısı falan böyle kağıt oynuyorduk beraber. İşte adam dedi ki ev boş. Kasım'a kadar Erdek'teymiş. Abi dedi ev senindir. Ben bu meseleyi çözene kadar gideceğiz kalacağız. Yok öyle bir şey Yusuf. Ya ben niye kalıyorum canım el alemin evinde? Tövbe tövbe. Kız banyodan çıksın. Biz annemlere gideriz. Yani sen de git, Serkan'da mı kalıyorsun? Nerede kalıyorsan kal, durma burada. Ya Serkan değil ya, Erkan. Yok mu bizim Şaşı Erkan? Kunda kalmışlardı Elifhane. Karısını da tanıyorsun sen, on numara insanlar. Niye böyle yapıyorsun ki şimdi ya? Allah Allah. Ya kazık çakacak değiliz ya milletin evine. İşimizi halledeceğiz, çıkacağız, geleceğiz yani. Yok öyle bir şey Yusuf. Annemlere gidiyorum ben. Feride bir gel şuraya Allah aşkına. Annenlere ne gideceksin şimdi ya? Olay yapacak kadın hemen. Zaten her boku benden biliyorlar. Bana patlayacak yine. Feride. Feride. Git ulan git. Kaç bakalım. Nereye kadar kaçabileceksin? Çocuğunun babasıyım lan ben senin. Beni karıştırmayın. Baba sıcak sakmıyor. Aa niye kızım, yaptı o kadar adam? Yapmamış işte, akmıyor. 200 lira da para aldı pezevenk. Düzgün konuş çocuğun yanında. Kulakları kapalı ya, tamam abla var kulağında. Hadi geliyor musun? Buyurun komiserim. Yusuf neredesin aslanım? Evdeyim. Ha, emniyete gel acil. Hayırdır komiserim, sorun mu var? Konuşma benimle. Ne olur bir dinle Rüya. Siktir git. Thank you.
komiserim nerede? Benim odada. Hadi hayırlısı. Ya komiserim siz hiç gelmeyin. Ben yalnız gireyim. İyi hadi bakayım görürüm seni aslanım. Hoş geldiniz Yusuf Hanım'la cinayet masası. Siz benimle görüşmek istemişsiniz doğru mu? Sizi tanıyorum Yusuf Bey. Siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi gayet iyi tanıyorum. Yeah.